Türkiye'nin girişimcilerinin programı Bir Fikrim Var'a hoş geldiniz. Bu hafta Bir Fikrim Var'da İTÜ Teknokent'te yapılan çalışma, çalışmaları konuşacağız. Sizce konuğumuz İTÜ Arıken Teknokent Genel Müdürü, doçent doktor Sayın Deniz Tunçal. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi e, özellikle son dönemde hem gençlerin girişimciliğini hem bu alanda üniversitelerin attığı adımları konuşuyoruz. Bu anlamda İTÜ Teknokent'in de pek çok çalışması var. Nasıl bir yılı geride bıraktınız? Önce oradan başlayalım. Çok güzel bir yıldı. Her sene İTÜ, İTÜ Teknokent'in girişimcilik programları hızla büyümeye devam ediyor. Bu yılda önceki yılların... Neredeyse toplamı kadar fazla sayıda girişimci proje yeni startup yeni girişim projesi yeni teknoloji gördük büyüme devam ediyor. Peki e, rakam alabilir miyim hocam? Yani ne kadar büyüğenizde e, genç var girişimci Hı. var ve ne kadar bir proje hangi alanlarda neler geliştiriyor? Şimdi İTÜ Arı Teknokent e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin teknoloji geliştirme bölgesi bu ilgili kanuna göre kurulan Türkiye'de pek çok benzeri olan çok faz e, çok miktarda yerde bulunan bir e, alan. Bunun içerisinde İTÜ'de 275 firma ve 7 bin personel çalışıyor. 7 bin ARGE mühendisi diyelim. Çeşitli şirketlerde çeşitli teknolojiler geliştiriyorlar. Bunun etrafında ayrıca yeni girişimlere, bu firmalarla işbirliği yapan, her boydan firmalarla işbirliği yapan girişimci gruplar var. Son iki yıldır yine 10 bin, 11 bin civarında yeni başvuru almış durumdayız. Sadece bu yıl 11 bine yakın geldi yeni başvuru bundan da 300'e yakın yeni startup çıktı sadece bu sene. Türkiye ekosistemine eklenen startup sayısı. Girişimcilik ekosistemine genel olarak baktığımızda, özellikle son birkaç yıl için soruyorum. Nereden nereye geldi? Türkiye'de yani biz İstanbul Teknik Üniversitesi olarak İTÜ Çekirdek projesini, İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi'ni 7 yıldır yürütüyoruz. İlk yıllarına baktığımızda neredeyse Türkiye'de hiç bu alanda bir çalışma, bir merkez çok az vardı veya hiç yoktu diyebiliriz pek çok alanda girişimcilerin ihtiyaç duyduğu altyapı hizmetlerini, çözümleri, uygun iklimi sağlayan yerler yoktu. Onun için çekirdek ilk yılından beri her şeyi bir arada girişimcilere sunmaya çalışıyor. Türkiye'de de yüzlerle bahsedilen miktarda teknoloji girişimcisi vardı. Şimdi artık bu binler mertebesine gelmiş durumda. Dün kontrol ettim. İşte Startup Watch bir, bir bu alanda veri sağlayan bir firmamız. 6 binden fazla girişim var hali hazırda İstanbul'da veya Türkiye'nin diğer illeriyle beraber teknoloji alanında yaşayan girişimler. Bu çok sevindirici bir rakam. Bu binler seviyesine yeni geldi aslında. Ama baktığınızda daha gidecek çok yolumuz var. Çünkü mesela İsrail'de 10 binden fazla startup olduğunu biliyoruz. Ölçek olarak ülkenin ölçeği çok farklı olmasına rağmen. Dolayısıyla biz bunu 10 binler seviyesine el getirmemiz lazım ki bu yerli teknoloji üreten firmalarımızın sayısı daha da fazla olabilsin. Şimdi buraları biraz daha açalım. Özellikle startup girişimleri soracağım. Ne durumdayız şu anda? Bir örnek verdiğiniz özellikle diğer tarafla karşılaştırıp ama özellikle son yıllara baktığımızda startup girişimciliğinde biraz daha ileri bir noktaya doğru gidiyor muyuz? Evet, Türkiye'de çok miktarda destek var. Destek programı var. Bizim de bağlı olduğumuz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleri var. Ticaret Bakanlığı'nın destekleri var. Koskeb'in destekleri var. Çok farklı kurum ve kuruluşların dünyada aslında parmakla gösterilecek örnek uygulama niteliğinde destek programları var. Bunlar her yıl daha iyi işlemeye başlıyorlar. İlk yıllarında belki daha yeni yeni yürüyen bir takım destek programları. Örneğin TÜBİTAN Bireysel Genç Girişimci Desteği, Teknokentlerin Kuluçka Merkezi destekleri. Hepsi bir arada daha etkin bir şekilde çalışıyor. Onun için devlet destekleri açısından bir hayli tatmin edici bir durum var Türkiye'de. Bunun artık üstünü özel sektörden gelen desteklerle özel yatırımcıların kaynaklarıyla destekleyip bunu yürüyen bir sistematik haline getirmeye ihtiyaç var. İçinde bulunduğumuz yıl içerisinde TÜBİTAK'ın da yeni bir çalışması tamamlanıyor olacak. Girişimcilere yatırım yapan daha çok sayıda risk sermayesi şirketi olmasını TÜBİTAK bir süredir de desteklemek üzerinde çalışıyor. Sanıyorum bu sene yine ekosisteme 10 yeni risk sermayesi şirketi gelecek. Hepsi bu daha önceki destek aşamalarından geçmiş, daha başlangıç aşamasındaki girişimci firmaların daha da büyümesi için onlara ek kaynak sağlamak için orada yola çıkan yeni destek mekanizmaları. Onun için bir hayli Hızlı ilerleyen ve daha olgunlaşan bir noktaya doğru gidiyoruz. 1 milyar liralık da bir destek sunması bekleniyor TÜBİTAN gelecek yıl 2019 için hedefi bu. Ama melek yatırımcı açısından baktığımızda rakamları nasıl değerlendirirsiniz? Melek yatırımcı sayısının azlığını biraz daha biliyoruz ama hı hı. bunun özellikle yatırımcılar açısından baktığımızda nereye doğru gitmemiz gerekiyor melek yatırımcı konusunda? Şimdi melek yatırım en riskli yatırım onun için melek diyorlar zaten batacağını bile bile parasını gidip girişime yatırdığı için yatırımcılara melek yatırımcı deniyor. Çünkü baktığınız zaman özellikle erken aşamada yapılan 10 yatırımın 7'si dünya ortalamasında batıyor. 3'ü hayatta kalıyor. Bunların ikisi eh şöyle böyle kazandırıyor. Fakat bir tanesi hesap odur ki öyle kazandırıyor ki hem kayıpları ortadan kaldırıyor... hem de böyle Google gibi, Facebook gibi bir takım önemli ölçeklerde kazandırmak sayesinde bütün yatırımcının derdini ve işte yatırım beklen gelir beklentisini çözüyor. Bu teori üzerinden beklediğimiz için yatırım melek yatırımcılık bir hayli risk temelli bir yatırım şekli. Türkiye'de de yani tarihsel olarak baktığınızda bir sermaye birikimi zaten kalkınma mücadelesi o sermaye birikimini sağlamak demek. Türkiye'nin geleneksel sermayesi işte iş adamları giderek artan bir şekilde bununla ilgileniyorlar ama yeterli değil. Daha çok özel sermayenin yatırımcı kimliğiyle, yatırımcı şapkasıyla bu genç girişimcileri desteklemek için ekosisteme dahil olması lazım. Türkiye'de melek yatırımcı sayısı yani çeşitli kişiler az olduğunu söyleyebiliyorlar ama daha çok risk sermayesi şirketlerinde şu an bir azlık veya boşluk var idi. Ama bu demin andığım TÜBİTAN yeni destekleme programıyla 10 yeni risk sermayesi girince ekosistemdeki önemli bir boşluk da tekrar dolmuş olacak. Yani melek gönül istiyor ki bunların hepsi 10 kat, 20 kat, 50 kat büyük olsun. Çünkü girişimlerin de biz yıldan yine 10, 10 kat, 20 kat, 50 kat büyümelerini arzu ediyoruz ki paralar kaynak, zenginlik katlanarak çoğalsın. Şimdi çok fazla girişim var, çok da fazla girişimci var. Siz sadece 7 bin bir rakamdan bahsettiniz. Belki o insanların ürettiği ikişer, üçer tane projeler, grup çalışmaları vesaire. Türkiye'de binlerce girişimci ya da girişimci olmak isteyen var. Fikirler nasıl ayrışıyor? Çok güzel soru. Fikirler icraata geçerek ayrışıyor. Bazen fikrim çalınır mı diye korkan ya da işte bundan çekinen fikri kaybetmekten imtina eden kişilerin fikirlerini kendilerine saklayabildiklerini görüyoruz. Bu iyi bir tavır değil. Çünkü eğer fikriniz çok kolaylıkla bir başkası tarafından çalınabiliyorsa o aslında iyi bir fikir değil demektir. Fikir sizin uzmanlığınızdan, eğitiminizden, tecrübenizden, sahada iş yapma gücünüz, hızınızdan kaynaklanıyor olması lazım ki. Ben sizin fikrinizi kopyalamaya kalksam da sizin gerinizde kalayım. Yoksa piyasaya çıktığınızda o fikri hayata geçirmeye kalktığınızda eğer sadece gören birisi hemen kopyalayabiliyorsa inanın o işten bir karla bir para kazanılmaz. Mutlaka bir noktada birileri sizi kopyalayacaktır veya yanınızda çalışan eleman ayrılıp size rakip firma kuracaktır. Bunlar kopyalamanın bu kadar kolay oluyor olması aslında o fikrin iyi bir fikir olmadığının göstergesi. İyi fikir sahada hızlı büyüyen fikir iyi koşan fikir, hayata geçirilen fikir. Biz zaten İTÜ Çekirdek'te de işte yılda 10 binden fazla fikri çeşitli şekillerde ekipleri, takımları değerlendiriyoruz. Baktığımız temel mekanizma da bu. Önce bir kaba bir eleme yapıyoruz. Yani ne kadar üzerinde çalışıldığı. Bir kere Kuluçka'ya gelmeden, çekirdeğe başvurmadan önce o fikri hayata geçirmekle ilgili bir şeyleri yapmış olmasını bekliyoruz girişimcinin. Sadece fikir aşamasında gelmesi yeterli değil. Mutlaka hayata geçirmekle ilgili bir çaba, bir deneyim, bir deney oluyor olması lazım. Bunun sonucunda biz Kuluçka Merkezi'ne alıyoruz ve ondan sonra da yaklaşık 3 aylık bir süre veriyoruz kendisine. Yani sadece 5 dakikada bir sunumla seçilmiyor girişimler. Kapıdan girdikten sonra eğitim, mentorluk, bir takım destek hizmetlerini aldıkları 3 aylık bir filizlenme süresi var. Hani nasıl pamukta tohum çimlendirirseniz de büyüyenleri alır, büyümeyenleri bertaraf edersiniz. Aynen onun gibi İlk 3 ay fikirleri, ekipleri, takımları çimlenmeye bırakıyoruz. En hızlı gelişenleri, en hızlı atak gösterenleri, işini, fikrini hayata geçirmekte en atak, hızlı, sonuç alan şekilde yürüyen müşterisine yakın duran girişimleri süreçte ilerletiyoruz. Şimdi bu, bu nokta önemli çünkü buraya da gelen, burada ağırladığımız girişimcilere de hep bakıyoruz böyle hayatın bir yerinde bir eksikliği görüp bunun üzerine çalışma geliştiren girişimler olduğunu görüyorum ben ağırlıkta. Hı hı. E Mesela evet diyorum burada böyle bir boşluk varmış iyi görmüşsünüz ve oradan işte çok büyük bir sermaye bile olmadan e dediğiniz gibi küçük adımlarla ilerleyen pek çok örnek var. E bir de Girişimci olmak isteyip fikri olmayanlar var. Böyle hı. örneklerle karşılaşıyor musunuz? Ee, özellikle bir uzmanlık taşıyorsa, örneğin yazılımcısınızdır, hı hı. elinizden çok iyi kod yazmak geliyordur veya hardware donanımcısınızdır veya gıda teknolojisi, biyoteknoloji belli bir konuda bir uzmanlığınız vardır. Vaka girişim fikriniz yoktur. Bir uzmanlık taşıdığınız için kendi uzmanlık alanınıza yakın konulardaki bir girişimin içerisinde ayrılmaz bir önemli bir eleman, bir yapı taşı olabilir. Ortak haline gelebilirsiniz. Çünkü fikir olan pek çok girişim de belli uzmanlıkları içeren kritik personeli arıyor. Bu Amerika'da çok yaygın, Türkiye'de de zamanla yaygınlaşma seyrinde. Siz eğer belli bir uzmanlık taşıyorsanız benim girişimim için önemli. Ben sizinle bir anlaşmaya veriyorum ve aşamalı olarak hissedarı haline geldiğiniz bir iş planı yapıyoruz. Yani hem maaş alıyorsunuz, hem belli yılları doldurup belli hedeflere ulaştıkça şirketin hissedarı haline geliyorsunuz. Böylece de kazan-kazan bir işbirliği çalışanla şirket arasında kurulmuş oluyor. Yeter ki uzmanlık, bilgi e, olsun, deneyim veya eğitim. Ağırlık teknolojide özellikle artık yönü tamamen oraya çeviriyoruz. Biraz geriden geldik ama yakalayabilecek miyiz teknoloji üretimini, teknoloji yatırımlarını? Bir de tabii özellikle gençlerin ilgi alanı teknoloji. Sizde bir sürü belki örnek buna benzer çalışmalar vardır. Ki içeride teknoloji üretmeliyiz dönemindeyiz. Verilen destekler yine siz söylediniz. Dolayısıyla teknoloji girişimleri mi artık iş yapıyor? Şimdi teknoloji çok önemli ama biz sadece teknolojiyi çok sevdiğimiz için teknoloji ayırt ediyor değiliz. Demin dediğim bu kopyalama kolaylığını engelleyen bir unsur teknoloji. Yani eğer fikriniz teknolojik bir know-how'a, teknolojik bir bilgiye, tecrübeye dayanıyorsa o zaman sadece görmek, kopyalamak için yeterli olmuyor. Dolayısıyla teknolojik girişimler daha iyi para kazanıyor. Teknolojik girişimler olası rekabetten daha korunaklı bir duruma sahip olmuş oluyorlar. Onun için evet yani iş fikri eğer sadece kobi niteliğinde bir kafe açmak, bir gıda işine girmek, bir restoran yapmak olduğunda büyümesi sınırlı. Çünkü ben de görüp aynısını karşı köşeye açabilirim. Hı hı. Ama McDonald's yapmak o tarih itibariyle uçtan uca bir her şeyi optimize edip bir ürün tasarımı gerektirdiği için işin daha teknik tarafı yani uzun lafın kısası teknoloji işimizi kopyalanmasını zorlaştırdığı için faydalı ve o sayede siz o işten para kazanır hale geliyorsunuz baktığınızda da teknoloji çok hızlı ilerlediği için aslında yakalama şansımız hatta ötesine geçme şansımız var çünkü bugün herhangi bir ileri teknolojik konuda eğer yeterli sermayeniz varsa doğru ekiplerle internet ve diğer kaynakları kullanarak ...belli bir süre, 2-3-5 sene yoğun olarak çalışan ekiplerin... ...dünya klasında, dünya ölçeğinde iş yapmaları mümkün. Bugün örneğin iti çekirdekten çıkmış, dünyada çok az sayıda yerde olan... ...çok emsalsiz projeler var. Örneğin doku basan printer. Yani belli canlı dokularını, işte kolajen üzerine kök hücre kullanarak... ...artık 3D printerlardan basıyorlar. Bu da örneğin mesela test yapılması gereken, kobaylarda yapılacak testleri... Canlıya eş değer basılmış dokularda kozmetik sektörü yapabiliyor. Böylece de hayvanların üzerinde test yapılmasını, deney yapılmasını engelleyebiliyorsunuz. Buna ait teknoloji dünyada sadece belli printer firmalarında var. Bir tanesi İstanbul'da it iti çekirdek mezunu. Hmm. Bunun gibi çok sayıda örnek verebilirim. Eğer siz belli konuda sermayeyi bulup uzman ekibi, eğitimli ekibi dedike bir şekilde çalıştırabiliyorsanız, o alanda dünyanın en iddialı ekiplerinden birisi haline gelebilirsiniz. Zaten birçok teknoloji alanında ee, yarı ömür artık 2-3 yıl yani 3 yılda bir bütün teknolojiler eskiyor. Dolayısıyla siz eğer 3-5 yıl bir teknolojide çok derinlemesine çalışıyorsanız dünyanın en iyilerinden biri haline gelmeniz işten değil. Yeter ki sebat, kaynak ve adanmışlık olsun. Bir de grup çalışması sanıyorum öyle değil mi? Çünkü bir ekip ruhundan bahsediyorsunuz. Dolayısıyla girişimcilik aslında bireysellikten de uzaklaştırdı herhalde öyle değil mi? Daha Artık ekip bir şey. Çok haklısınız. Tek başınıza altından kalkabileceğiniz yükler değil bu konuştuğumuz yükler. Yani dünyada belli bir teknolojide başa güreşecek iş yapacaksanız bu ne kadar akıllı, ne kadar tecrübeli, ne kadar bilgili olursa olsun bir kişinin altından kalkabileceği bir iş değil. Ayrıca da farklı uzmanlıkları bir arada sahip olmayı gerektiriyor. Yani En basitinden siz bir girişim kuracaksanız bir teknolojik tarafınla uğraşacak birisi, bir kurucu lazım. E bunun finansal para yönetimiyle ilgili bir bacağı var. Onunla ilgilenecek yatırımcı ilişkileriyle ilgili birisi lazım. E müşteri ilişkileri, o ürününüz ihtiyaç odaklı bir ihtiyacı yerine getiriyor. Dolayısıyla müşteriyle, pazarla, piyasayla ilişkileri, satışla ilişkileri yürütecek. Sadece burada bile, bırakın daha karmaşık teknolojileri... Herhangi bir tek, e, teknolojik girişimde en az 3-4 e, farklı özelliklere sahip insanların bir arada çalışması gerekiyor. Teknoloji karmaşıklaştıkça uzmanlıkların sayısı artıyor. Daha fazla uzmanın bir arada çalışabilmesi gerekiyor. Ben geçen yurt dışında İngiltere'de bir girişim gördüm. E, çeşitli üniversitelerden mezun 10 doktora öğrencisi birleşip bir girişim kurmuşlar. 10 doktoralı personel üstüne satış, diğer pazarlama, teknik dan teknik konular... Dolayısıyla bu hani geniş ekiplerin bir arada omuz omuza verip çalışabildiği ortamları gerektiriyor işler eğer başa güreşecekseniz, eğer dünya çapında iş, iddialı işler yapacaksanız. Teknoloji yatırımları neden peki bu kadar önemli ve biz e, teknoloji ihracadan ülke durumuna gelebilir miyiz? Ee, biz şu an İTÜ Teknokent'te teknoloji ihraç ediyoruz. Birçok Teknokent teknoloji ihraç ediyor. Daha yeni kurulan girişimlerimiz bile dünyaya teknoloji satıyorlar. Tabii gönül bunun katlanarak artmasını istiyor. Dünyaya teknoloji satmak artık bir lüks, bir zorlukla erişilebilecek bir şey değil, bir mecburiyet noktasına gelmiş durumda. Çünkü çok anlatılan örnektir. Yani siz kilolarca tarım ürününü satmak önemli değil, bir endüstriyel ürünü, bir elektronik ürününü sattığınız takdirde ona eşdeğer bir katma değer yaratıyorsunuz. Dolayısıyla muhakkak eğer dünyada iddialı bir yerde olacaksanız, katma değerle insanlarınıza zenginlik ve iyi bir yaşam koşulu sunacaksa bu ülkemiz o zaman zaten teknoloji ihraç etmek zorundayız. Bunun için de bu gençlerin, her boy sanayicinin, girişimcinin etkinlikleri çok önemli. Ne kadar katma değerli ürünlere doğru bu işi döndürebilirsek o kadar zenginleşmek ve ihracatı arttırmak mümkün. Dolayısıyla yatırımların da aslında bu tarafa yönelmesi Tabii. gerektiğini söylüyorsunuz. Aynen. Yani sadece ben bunu bir geçmişte de yakın zamanda söylemiştim. Hani doğru döviz kurunda pozisyon alarak zenginlik üremez. Ancak doğru girişime yatırım yaparak onun kat ve misli misli büyümesiyle. Örneğin Türkiye'de girişimlerimizden bir tanesi, isim vermeyeyim şimdi. 3 yıl içerisinde 97 kat büyüdü. Dolayısıyla 3 yıl için 3 yıl önce ona 100 bin lira yatıran girişimciler 3 yıl sonra 97 katını alma imkanı oldu. Bugün bu sahip hiçbir şeyde onda. yok aslında. Bunu hiçbir döviz pozisyonuyla, hiçbir kur ayak oyunuyla lobisiyle elde edemeyeceğiniz bir durum. Hı hı. Onun için ve de bunun manevi tatmini de var, maddi tatmininin yanı sıra. Yeter ki doğru işe yatırın. Bir de hani yatırdığınız gencin ya da yatırdığınız girişimcinin Önünde destek olun, engel olmayın. Bu koşullar olduğu takdirde çok ciddi getiri de elde etmek mümkün. Gençlere ne tavsiye edersiniz bu noktada? E, gençlere birçok şey tavsiye etmek mümkün. Ben bir üniversite hocasıyım. Hmm. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde doçent olarak çalışıyorum. Teknokent'in yanı sıra. Bazen şey söylenebiliyor. İşte Facebook'un kurucusu üniversiteden atılmış. Işte bilmem kim başka bir üniversiteden ayrılmış. Sanki artık eğitimin, uzmanlığın, üniversitenin önemi yokmuş zannedilebiliyor. Bu temel bir yanlış. Her sene Amerika'da binlerce, on binlerce kişi üniversiteden atılıyor. Sadece bir tanesi bir şirket kurup ya da birkaç tane böyle örnek var. Siz tekil örneklere bakıp bunu yaygınlaştıramazsınız. Bugün dünyanın geldiği, teknolojinin geldiği noktada eğitim, uzmanlık, uzmanlaşma, bilgiye erişim en temel şart. Yani bu girişim fikirleri böyle gölgede otururken aniden aklımıza gelmiyor. Hayatın içinde yaşayarak, hayatı öğrenerek ama aynı zamanda belli uzmanlıkları biriktirerek o girişimleri yapmak mümkün. Bugün Türkiye'de pek çok meslek alanında iyi eğitim alan gençler mesleklerini hakkıyla en iyi şekilde yapmak için girişimcilik yapıyor. Örneğin genetik mühendisliği, örneğin biyomedikal mühendislik gibi bölümlerde belki iş imkanı görece az diğer inşaat mühendisliğine, diğer alanlara göre ama bu alanlarda ileri teknolojik alanlarda çok iyi girişimler kurduğunu görüyoruz bu gençlerin kendi mesleklerini yerine getirebilmek, o alanda iddialı iş yapabilmek için. Dolayısıyla mesleki eğitim Tecrübe mutlaka gerekiyor. Hani bu böyle bir gün aniden aklıma biraz da Allah tarafından bir fikir gelecek, ben de kendiliğinden zengin olacağım çok da fazla emek vermeden. Böyle bir dünya yok. Mutlaka eğitim, emek var. Bunun karşılığında iş fikrini hayata geçirmek için de ter döken aylar, yıllarca uğraşan insanlar var. Bunun sonucunda ürüyor zenginlik. Onun için yani anlatıldığı gibi böyle kolaylıkla kimse patronum olmasın diye. ...gölgede dinleneyim, rahat çalışayım diye girişimcilik yapılmıyor. Pek girişimcilik... çok kez kaybetmek var aslında. Öyle Tabii aynen. Yere düştüğünüzde yeniden ayağa kalkma enerjisini, adanmışlığını bulmak lazım. Dünyada da örnekleri var. Amerika'da pek çok girişimci dördüncü, beşinci denemesinden sonra başarılı oluyor. Dolayısıyla hani komşu teyzeler Aa, bilmem kimin oğlu kızı batmış, iş kurmuş... ...vay denecek bir durum yok çünkü... <laughs> O batmalar işi öğrenmenin bir tarafı. Siz yeter ki battığınız zaman o işten öğrenebilin. Benim mesela üniversiteye dönmeden önce kendi girişimim vardı 2000'lerin başında. Bilgisayar teknolojileri, internet güvenliği alanında bir iş yapıyordum. 2001 krizinde meşhur anayasa ile başlayan krizde benim şirketim battı. Hem de şahane bir şekilde battı. Ben o batma deneyiminden öğrenerek aynı işi yeniden kurma tecrübesini edindim. Yoksa evet bu işler batıyor... Ama siz o işten, o batmadan bir şey öğrenebiliyor musunuz? Öğrendiğinizde ikinci turunda, üçüncü turunda daha iyisini yapma imkanınız oluyor. Ben de krizden sonra tekrar kurduğum işi e, satarak bir exit deniyor buna girişimcilik camiasında. Satma fırsatı bulmuştum. Yani batmaktan, iş yapmaktan korkmamak lazım. Evet zorlu bir süreç ama onun için ödülü başarıldığı takdirde dönüşü çok yüksek. Hem tecrübe hem maddiyat anlamında dibe batmadan da çıkılmaz zaten muhakkak. olay mücadele etmekte. Aynen. O Gel enerjiyi, o adanmışlığı kendinizde bulmakta. Evet. Peki bu noktada geleceğin meslekleri açısından ne görüyorsunuz hocam? Nereye doğru gidiyoruz yani? Çok söylene gelen bir şey. Artık meslekler meslek okullarında eğitilmiyor. Yani üniversitede gidip bir meslek öğreneceksiniz. Bir ömür boyu o mesleği yapacaksınız. Dünya öyle bir yerde değil. Demin konuşmamın başında söylemiştim. 2-3 yılda bir teknolojiler temelden değişiyor. A'dan Z'ye belli teknolojiler ömrünü dolduruyor. Sadece GSM telefon işinde bile kaç tür teknoloji çıktı? E, kendi yaşam ömrümüz içerisinde sokaktaki kullanıcı bile görmüştür. Bütün bunlardan dolayı öğrenebilme ve kabiliyetine artık ihtiyaç var. Üniversiteler de artık size temel bilgileri, temel teknolojileri ve öğrenmeyi öğretme noktasında ki siz yol boyu hayat boyu öğrenmeye devam edin diye. Yani ben üniversiteden mezun oldum diplomamı aldım. Artık bir şey öğrenmeme gerek yok diyemezsiniz. Öğrenme yolunun başındasınız. Orada Üniversite zaten size öğrenmeyi öğrettiyse ne ala. O zaman başarılı bir hayatınız olabilir. Onun için çok havalı meslek isimlerine çok da takılmamak lazım. Siz kendi birey birey olarak topladığınız bilgi, görgü, deneyim, tecrübeyle kendi mesleğinizi kurguluyorsunuz aslında. Çünkü o teknolojik ortamda sizin sadece doldurabileceğiniz yerler oluyor zamanla. Bugün örneğin sosyal medya ile ilgili çalışan, onun pazarlaması ürünleriyle ilgili çalışan pek çok başarılı girişim var. Bunların hiçbir üniversitede öğretilmedi. Ama o insanlar üniversitede problem çözmeyi, teknoloji kullanmayı, problemlere doğru şekilde yaklaşmayı öğrendiler. Dolayısıyla hayat onların karşısında yeni tek problem çıkardıkça aynen girişimin problem çözmesi gibi problemleri çözdüler. Zaten onun için girişimcilik temelde problem çözmek demektir etrafımızda çok miktarda problem var. Bu problemleri çözmek istiyor muyuz? Çözmek için bir şey yapıyorsak işte girişimciyiz demektir. Yoksa e, kimsenin işine yaramayan, hiçbir derde deva olmayan, hiçbir problemi çözmeyen bir ürün, bir girişim hiçbir kimsenin para kazanmasına başarılı olmasına imkan yok. Peki devam edelim sizin 2019 hedeflerinizle. Özellikle bu yıl İTÜ Çekirdek evet. bünyesinde neler yapacaksınız? İTÜ Çekirdek artık büyümeye devam edecek. Zaten İTÜ Çekirdek'in bu sene itibariyle şu an 10 ya da 11 farklı ilde, 11.si bugün gelmek üzere, farklı partner kuluçka merkezleri var. Farklı teknoparklarda, farklı üniversitelerdeki mevcut kuluçka merkezleriyle bir partnerlik, işbirliği ilişkimiz var. Bunu daha da geliştireceğiz. Yani kendi bulunduğunuz şehirde, kendi bulunduğunuz tek, şehrin teknoparkında, üniversitesinde, kuluçkasında İTÜ Çekirdek'te bulunan eğitimleri, mentorluğu, finansa erişimi aynen alabileceksiniz. Yani biz burada gruplara nasıl bir eğitim veriyorsak, iş dünyasından İstanbul'da gelen uzmanlar nasıl bir mentorluk veriyorsa... Bunu Samsun'da, Trabzon'da, Erzurum'da, Kayseri'de, Antalya'da, Mersin'de, İzmir'de, Bursa'da sayamadığım iller kesim vardır. Giderek daha fazla ilde mevcut kılacağız. Dolayısıyla siz eğit iyi eğitiminizi bu okulların, bu üniversitelerin hangisinde alıyorsanız bir iş fikriniz varsa İTÜ Çekirdeğin kaynaklarını, eğitimini, İTÜ'nün imkanlarını orada bulacaksınız. Bu bu sene başladı. Big Bang'de sahneye çıkan 10 girişimin ikisi partner kuluçkalardan gelen, Fuayedeki 80 girişimin sanıyorum 20'si Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen girişimlerdi. Bu artarak sürecek. E, hatta gönlümüz istiyor ki İstanbul'un yakın çevresinden de bu anlamda partnerlikler alalım. Yani Balkanlardan, Karadeniz Havzası'ndan, Türkiye'nin doğal hinterlandı diyebileceğimiz. Yani Türk Hava Yolları'nın doğrudan uçtuğu her yerden girişimcileri yavaş yavaş İstanbul'a işi büyütmeye getirelim, kuluçkaya getirelim. Çünkü İstanbul çok iyi bir pazar. Hı hı. Tabii problemleri var. Herkes girişimciden alışveriş etmeye bayılmıyor bireyler, kurumlar ama bu da günden güne iyileşiyor. Bir İstanbul şehrinin sınırları içerisinde çok büyük bir ekonomi var. Biz bu ekonomiyle hem Anadolu'daki girişimleri daha iyi ticarete, finansmana ulaştırabiliriz hem de örneğin Balkan ülkelerinin girişimlerini Viyana'ya gitmek yerine İstanbul'a gelmeye ve beyin göçünü buraya doğru sağlamaya ikna edebiliriz. Bu sene hırsımız biraz da o. Artık Anadolu'dan partnerlerle büyüyelim. Hatta daha geniş bir çevrede uluslararası partnerlerle insanları, girişimleri İstanbul'a doğru çekmeye başlayalım. Bu aslında istiyoruz. Anadolu'daki fikirleri öldürmemek açısından çok kıymetli bir çalışma. Öyle değil mi? Doğrudur. Aslında fikir, programın adı Bir Fikrim mi var ama fikrin sahibini ben daha çok önemsiyorum. Çünkü yolda fikir defalarca değişiyor. Anadolu'daki iyi eğitilmiş beyinleri, farklı üniversitelerde iyi şeyler öğrenen ya da piyasada iyi deneyim elde eden... Ee, insanların fikirlerini bu İstanbul piyasasında büyümeye e, açmak lazım. Hı hı. Yani Anadolu'da ben pek çok şehri geziyorum. Girişimciler çekinebiliyor. Şimdi İstanbul kalabalık başımıza ne gelir? Satabilir miyiz? Satamaz mıyız? Uygun bir ortam bulur muyuz? Çekinebiliyorlar bu piyasaya gelmek için. Biz şehirlerdeki teknoparklarla beraber diyoruz ki siz ürününüzü, teknoloji ürününüzü tabii bulunduğunuz şehirde geliştirmeye devam edin. Ama eğer bu bir işe yarıyorsa, bir çözümse, bir derde devaysa, bir problemin çözümü ise gelin İstanbul'da satın. Bu saydığım saymadığım illerde teknoloji üretmeye devam edin, istihdam sağlayın. Ticarileşmesini bizim de desteğimizle İstanbul'da yapın. Bu yani Balkanlardan, Bulgaristan'dan, Romanya'dan olabileceği gibi Anadolu'nun dört bir yanından da olabilir. Ve biz bu sayede e, Anadolu şehirlerindeki girişimcinin temposunu İstanbul temposuna getirerek buradan ticari olarak büyüyebildikleri bir ortam sağlamayı İstanbul'da bir girişimci grup hangi yatırımcıya ulaşıyorsa, hangi kaynağa ulaşıyorsa bunu Erzurum'da, Sivas'ta, Kayseri'de, Malatya'da var etmeyi arzu ediyoruz. Hocam çok teşekkür ederim katkılarınız için. Bu hafta bir fikrim var da özellikle İTÜ Teknokent Kent'in çalışmalarını konuştuk. Yeniden devam edeceğiz. Kısa bir...